Saadet'e davet mitinglerine Zonguldak'ta devam eden Milli Görüş lideri önce muhteşem kalabalığı selamlayarak sözlerine başladı. Selamünaleyküm çok aziz ve muhterem Zonguldaklı kardeşlerim. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Sözlerime önce Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek başlıyorum. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Her seçim mühimdir. Ancak bu 3 Kasım seçimi bugüne kadar geçirdiğimiz seçimlerin hepsinden de daha mühim. 3 Kasım'da parti değil geleceğimizi belirleyeceğiz diyen Milli Görüş lideri taklitçilerin rüzgarına kapılanlara siz bizim kardeşlerimizsiniz. Yol yakınken dönün uyarısında bulundu. Yangın çok büyük. 13'ünde kurtuluşa susamışız. 13'ünde seçim çok büyük önem taşıyor. Bunların hepsi aslında bir tek partidir. Bu seçime 18 parti girmiyor. 2 tane parti giriyor. Biri Milli Görüş'ü temsil eden Saadet Partisi, öbürü ise diğerleri. Bunların hepsi birbirinin aynıdır, aralarda hiçbir fark yoktur. Ben 33 senedir hep Milli Görüş demiyor muyum? Niye Milli Görüş diyorum? Çünkü bunun karşıtı olan taklitçi görüş, imebecidir, bahisidir, seni yangın yerine çevirir. Ben bunu 33 sene önceden bildiğim için sana hep milli görüşten şaşma, milli görüşten şaşma, milletini düşünen görüşten şaşma, milli kaynağı esas alan kalkınma zihniyetinden şaşma. Onun için bunu söyledim durdum. Şimdi 33 sene sonra düşündüğün zaman bakıyorsun ki vay canına yahu. Biz bu Erdoğan hocamızı bugüne kadar tam anlamamışız. Meğer bu ne kadar mühim şey söylemiş. Ne kadar meselenin özüne temas etmiş. Ben size başka ne dedim? 1991 seçimlerinin afişlerini hatırlayın. Orada bir iş adamı faiz beni batırdı diyordu. O seçimi anap kaybetti, iktidardan düştü. Seçimin arkadaşlarımıza dedim ki götürün bu afişimizi ANAP Genel Merkezi'nin duvarına yapıştırın. Neden? ANAP'ı çünkü faiz yıktı, batırdı, bitirdi de onun için. Şimdi ben size bu faizcilerden hayır gelmez demedim. 33 seneden beri ne oldu şimdi? Geldi faiz. Öyle bir şey oldu ki önüne geleni deviriyor. Bak bu senenin ilk 6 ayında 36 katrilyon faiz ödeniyor. Devletin bütün vergilerin hepsinin toplamı 30 katrilyon. 70 milyon insan dişinden tırnağından aç kalıyorsun. Veriyorsun. Bunların faizini karşılamıyor. Onun için de sana bir şey kalmıyor. Sen açsın, açıksın. Sebep? Faiz. 33 senedir biz dururken bunu söylemedik. Ne kadar mühim şey söylemişiz. Şimdi açıkça görüyor musunuz? Ben bir şey daha söyledim 33 seneden beri. Böyle 10 binler, 100 binler, 500 binlik kalabalıklar karşısında otobüsler üzerinde hep şunu söyledim. Dedim ki ey aziz kardeşlerim yahu benim zorum ne? Ben niye saatlerce gelip size dil döküyorum? Çünkü siz benim milletimsiniz. Siz benimsiniz. Ben sizinle yeniden büyük dünyayı, yeni bir dünyayı kuracağım. Sen benim olduğum için senin acı çekmeni, ızdırap çekmeni istemiyorum. İşte bu konuşmaları bunun için yapıyorum dedim 33 seneden beri. Ve ne dedim? Dedim ki bak kurtuluşun, saadetin bir tek yolu vardır. 10 tane yolu yok. Eğer hata yapar, faizcilerin, taklitçilerin, imebecilerin arkasına gidersen başını kayalara çarparsın, aç açık işsiz kalırsın, yangın yerine dönersin, kan ve yaralar içerisinde dönüp beni kurtar diye gene saadete geleceksin, başka çaresi yok. Ama
sen benim kardeşimsin. Ben istiyorum ki yol kısayken gel. Başın kayalara çarpmadan, yangın yerine dönmeden, kan bari içerisinde aç açık kalmadan gelesin, acı çekmeyesin. Çünkü sen benim kardeşimsin. Biz işte bunun için çırpınıyoruz dedim durdum. Şimdi siz 30 sene sonra ya bu Erbakan hocamız hakikaten ne miyim şeyler söylemiş apaçık bir şekilde görüyorsunuz. Neden? İşte ülkenin hali. Taklitçi ve IMF'ci zihniyetlerin ülkemin insanını bitirmesine izin vermeyeceğim diyen Milli Görüş lideri 100 milyar dolarlık kaynak paketinin müjdesini verdi. Bir esir gibi bu tarihin en büyük, en şerefli milleti oynatmaya kalkıyor. Hayır, biz Milli Görüş sahibiyiz. Bunların hiçbirine müsaade etmeyiz. Geleceğiz, hepsini değiştireceğiz. Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden bir Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kuracağız Allah'ın izniyle. Çok aziz ve muhterem Zonguldaklı kardeşlerim. İyi güzel. Hocam bunları böyle güzel güzel söylüyorsun, yüreğimizi ferahlatıyorsun ama ne yapacaksın da bu yangını söndüreceksin? Ne yapacaksın da bu dediklerini yapacaksın? Zonguldaklar kardeşim. Bak ben konuşmuyorum. Ben bunları inanmış, yapmış insanım. Şimdi sana özet olarak nasıl yaptık, şimdi bu sefer nasıl yapacağız? Birkaç cümleyle anlatacağım yeter. Geçen sefer 6 ayda 35 milyar dolar bulduk mu? Şimdi Allah'ın izniyle gelecek sene 100 milyar dolar bulacağız. 100 milyar dolar. Bu nimet bu memlekette mevcut. İnşallah Allah sağlık verecek. Gelecek sene bunu bulduğumuz zaman bu meydanlarda gene konuşacağız. Nasılmış, var mıymış, oluyor muymuş diyeceğim inşallah sizler Allah'ın izniyle. Çok aziz ve muhterem Profesör Doktor Necmettin Erbakan Türkiye'yi kurtaracak onarım programlarıyla 4 Kasım sabahı bıraktığımız yerden başlayacağız dedi. Onların içinde birer kitap var. Birincisi acil şifa programı. Ne demek bu? Yangın sönecek. Neden? Çünkü her yeri kaplamış. Nasıl yapacaksın bunu? Bu programın adı Önce Sen. Önce Sen ne demek? Fakir fukara, aç olan insan, işsiz olan insan, üniversiteye girmek isteyen gencimiz, problemler çok. İşte önce bu terk edilmişler, bu zulme uğramışlardan başlayacağız. Bu imkanlarla kendilerine yaşanabilir bir Türkiye'nin şartlarını temin edeceğiz. Bir, Önce Sen programı, acil şifa programı, itfaiye gibi geliyor. İkincisi nedir? İkincisi büyük hamleler. Ne hamleleri bunlar? Bak sayıyorum. Bir tanesi bunlardan üretim, istihdam, ihracat seferberliği. Bütün Türkiye'nin her yerinde daha çok üretilecek, daha çok insana iş yeri bulunacak, daha çok Türkiye ihracat yapacak, döviz kazanacak, güçlenecek, borçlara esir olmayacak. Bu bir program. Öbür taraftan devletin yapısında gereken değişiklikler yapılacak. Nedir bunlar derseniz, devlet elbette halka hizmet için vardır. Bunların başında baskılar kalkacak, insan hakları ihlalleri kalkacak. Böylece tek kelimeyle gardiyan devlet yerine garson devlet anlayışı hakim olacak. Devlet vatandaşa hizmet edecek. Bütün yerel yönetimlerin yetkileri artırılacak. Öğretim, ekonomik kalkınma, trafik, sağlık, bu hizmetler belediyelere devredilecek. Bunları taklitçiler yapamaz. Neden? Ben Zonguldak Belediyesi'ne bu yetkileri verirsem, Zonguldak Belediyesi ya gider de bu yetkiyle İmam Hatip Okulu açarsa ödülleri patlar. Ondan dolayı bunlar bu hürriyetleri insanlarımıza veremezler. İnsan haklarını kendi içlerine sindirememişler. Çünkü taklitçi, çok aziz ve muhterem kardeşlerim, eğitim seferberliği, sağlık seferberliği ve herkese refah seferberliği. Bunlar yapılacak. Böylece hiçbir muhtaç insanımız
hastane kapısından geri dönmeyecek. Şu hale bakın ya. Yaşlı bir ninemiz hasta olmuş, başı örtük diye hastaneye gidiyor. Doktorlar başını açmasın sana bakmam diyor. Gazetede okudunuz. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Bunu hangi hastane yetkilisi yapıyorsa mutlaka ömrü sona ermeden bu yaptıkların hicabından kimsenin yüzüne bakamayacak hale gelecek. Böyle insanlık mı olur? Çok aziz ve muhterem Zonguldaklı kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç yangın var, gerilim var. Bunları böylece canla başla söndüreceğiz. Yaşanabilir Türkiye'yi kuracağız. Türkiye bütün dünyanın ortasında. Avrupalı adam Asya'ya mal satmak istiyorsa Türkiye'de gelip fabrika kuracak. Asyalı adam Avrupa'ya mal satmak istiyorsa Türkiye'de gelip fabrika kuracak. Serbest bölgeler, otoyol, hızlı tren, aklına ne geliyorsa dünyanın en ileri, en modern Türkiye'sini kuracağız. Niye? En ilerici biziz de onun için. Bizden daha ileri kimse olamaz. Milli Görüş lideri güçlü ve lider Türkiye ile yeni bir dünya için Zonguldaklılardan söz istedi ve çok çalışmaya davet etti. Evet, işte Zonguldak. Hepsi milli görüşçü, hepsi saadetçi, elhamdülillah. Hazır ol. Milletimizin saadet ve selameti için, yaşanabilir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni bir dünya için, Saadet Partisi'nin büyük zaferi için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanınız mübarek olsun. 3 Kasım mübarek olsun. Kurtuluşunuz mübarek olsun. Allah'a